Okuduğum ayetler Nahl suresinden 106, 107 ve 108. ayetler. 106. ayetin sonundayız. Allah Azze ve Celle ayetin sonuna doğru gazabından söz etti. Bu gazap kimler için? Allah Azze ve Celle imanı tanıdıktan, imanı bildikten kalbi kendisine buna delalet ettikten sonra imanı bilip öğrenmişken küfre gönül açan kimseler, küfre yönelen kimseler وَلَاكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا Küfre göğsünü açan, küfür ile mutmain olması için kalbine baskı kuran kimseler. Önceki derslerde konuştuk, bunda muvaffak olur mu? Küfür onun göğsünü doldurur mu? İçini kandırır mı? Rahatlatır mı? Boşluğunu giderir mi? Gidermez. Çünkü kalp, insanın göğsü ve özelde kalbi ancak Allah Azze ve Celle ile dolar. Ancak Allah Azze ve Celle'nin zikriyle, ile onu yad ederek ona iman ederek kişi mutmain olur. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub da olduğu gibi. Ancak küfre yönelen kimse uzunca bir zaman doldurmaya çalıştığı, kapatmaya çalıştığı bir boşluk ile geçirir ömrünü men şeraha bil kufri Böyle kimselere Allah azze ve celle gazap eder. Ve Allah. Kendisini onlara sunmuşken, kendi muhabbetine onları davet etmişken böylece onları mutmain kılmak, huzurlu kılmak ve nihayetinde bu hayattan sonra onlara sonsuz bir hayatı bahşetmek üzere teklifte bulunmuşken çağrıda bulunmuşken Cenab-ı Hakk'ın bu ihsanına, bu güzel çağrısına kötü cevap veren, olumsuz karşılık veren bu kimseler Cenab-ı Hakk'ın çağrısını, talebini askıda bırakan, boşlukta bırakan bu kimselere Allah Azze ve Celle gazap eder. Onlara kızar, onlara esef eder ve intikam alır. فَلَمَّا <laughs> أَسَفُونَ İntakamna minhum. Nasıl ki onlar bizi eseflendirdiler, Cenab-ı Hakk'ın esefi onlara teessüf etmesi, bunla bu yaptıklarından ötürü Cenab-ı Hakk'ın onlara acıması, kızması, bozulması ve gazap etmesi fe aleyhim gadabun minallah. Bunlara Cenab-ı Hak'tan bir gazap vardır. وَلَهُمْ عَذَابُ النَّعْظِيمُ Dolayısıyla bu süreç Cenab-ı Hakk'ın gazabını o kimseye getirir. Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğrarsa bir kimse, bu dünyası tatsız ve tuzsuz olur. Bu dünyadan sahip olacağı, kavuşacağı imkanlar, demin bahsettiğimiz gibi göğsüne doldurup kendisinin boşluğunu gidermeye çalıştığı metalardan bir tanesidir ama doldurmaz. Yani ne kadar çok mülke sahip olursa olsun kalbin açlığını gidermez. Oradaki boşluğu kapatmaz. Ne kadar kariyere imkana kavuşsun yine kalbindeki boşluğu gidermez. Allah'ın gazabı hayatı siyah beyaz hale getirir, zevksiz hale getirir. Başkalarının ufak tefek şeylerden aldığı zevkin bile onda birini olanca ihtişamına rağmen mülküne, servetine, gücüne, kudretine rağmen dünyadan alamamaya başlar. Zillet onun hayatını kuşatır, meskenet onun hayatını kuşatır, Cenab-ı Hakk'ın peşi sıra gazabından sonra laneti gelir ve artık korkarım ki süreç katılaşır, sertleşir, betonlaşır ve kişinin bir zaman sonra dönme ihtimali de ortadan kalkar. Dolayısıyla bile bile göz göre göre Cenab-ı Hakk'a kişinin sırtını dönmesi Allah Azze ve Celle'yi öfkelendirir. Aleyhim <laughs> غَضَبٌ min Allah. Kur'an-ı Kerim'de baktığımız zaman Cenab-ı Hak gazap ettiği topluluklara örnek olarak söz gelimi sıklıkla Yahudileri örnek verir. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın ayetlerinin farkındalığına erdikten sonra kalkıp büyüklenen kimselerdir. Aklettikten sonra, fark ettikten sonra her defasında Allah'ın Resulü Musa Aleyhisselam'ı zora koşarak ondan çeşitli taleplerde bulunup küfretmek için bahane arayan tipler لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً Vahyi alışına tanık oldular. Belki Cenab-ı Hakk'ın seslenişine tanık oldular, işittiler diyor Cenab-ı bu kez de dediler ki bu kadar olmuşken Allah'ı görelim. لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللّٰهَ جَهْرَةً Bu talepleri nasıl bir talep? Olmazsa, e olmazsa olmaz. Yok. Eğer göstermezse bize kendini biz küfrederiz dediler. İmanımızdan döneriz dediler. Şartları onlar koyuyor. Cenab-ı Hak onların şartlarına boyun eğecek sanıyorlar. Kuralları onlar koyuyor. Cenab-ı Hak onların kurallarına boyun eğecek sanıyorlar. Allah Azze ve Celle gazap etti ve onları oracıkta öldürdü. Dolayısıyla kul burnunun dikine gitmeye kalkarsa Cenab-ı Hakk'ın lütfettiği, ihsan ettiği imkanları ki bu imkanları kendisine yol alsın diye ihsan etti, onu tanıyıp bilsin diye ihsan etti. Bunları kullanmaz da Cenab-ı Hakk'a sırtını dönmek için aksi bir istikamet tutarsa hepsi gazap getirir. Dolayısıyla önceki derste söylediğim nimete karşılık küfür Cenab-ı Hakk'ın gazabını getirir. Kulû min tayyibâti mâ razaknâkum ve lâ tadğav fîhi fayihel 'aleykum O zaman gazabım gelir. Nimetlerimi yiyin, tüketin benden olduğunu bilin, azgınlık etmeyin, kendinizden bilip şımarmayın. Bunlar bizim servetimiz, bu küre bizim küremiz, yiyip içip burada eğleneceğiz. Hepsi bizim hükmümüz altında. Biz bu yeryüzüne muktediriz. وَظَنُّوا اَنَّهُمْ قَادِرُونَ aleyha. Zannettiler ki biz yeryüzüne egemeniz. اَتَاهُمْ amruna, leylen ev nehara. O zaman da Cenab-ı Hakk'ın gazabı geldi. Geceleyin yahut gündüzleyin ansızın ve ceallâhe hassîden ke ennem Dolayısıyla yeryüzü bizim bulduğumuz, hazırda konduğumuz bir ganimet değil, Cenab-ı Hakk'ın bir lütfudur. Bu lütfu böyle bilip Allah Azze ve Celle'ye şükrede ede, nimetlerinden yararlanan kimselere Cenab-ı Hak ziyadeleştirir, Kalplerini, içlerini huzurla doldurur. i̇tm inan, tatmin, sükunet nasip eder. Böyle kimseleri yeryüzü güzellikle içine alır, kabul eder, bir kapsül gibi alır içerisine. Onu e, bir rahim yuvası gibi alır ve Cenab-ı Hakk'a döndürür. Ya ötekiler? Yeryüzünün üzerindeyken diklenmiş, büyüklenmiş, yeryüzüne hükmetmeye kalkmış. Allah Azze ve Celle'nin kendisine sunduğu bir nimet olarak görmekten uzak, ona hakim, ona ilahlık taslamış. Senin ağacını da keserim, istediğin yerini kazarım, sen benim mülkümsün, muktedir olduğunu ona, diş geçirdiğini, yeryüzüne köle muamelesi yapmak, yeryüzüne ilahlık taslamak. Bu sefer yeryüzü de ona öfke duydu, Gökyüzü de ona öfke duydu. Cenab-ı Hak bırakaydı, yarım yarım yamılıp, yarılıp, içine alıp veya üzerine gökyüzü yıkılıp paramparça edeceklerdi. Cenab-ı Hak müsaade etmedi. Yaşarken, yaşadığı süre boyunca hele bir durum dedi. Gökyüzünü de zapt etti, yeryüzünü de zapt etti. Ama bir de düşünün ki, bu adam bu haliyle ölüp de o yeryüzünün içine girince, bu yeryüzü onu nasıl öfkesini yaşatır? Artık Cenab-ı Hak da onu zapt etmez. Ve azap o andan itibaren, sen bana büyükleniyordun. Cenab-ı Hak beni sana nimet olarak sunmuştu. Sense beni ganimet bildin, mülkün bildin, servetin bildin, ortada bulduğun, istediğin gibi hoyratça kullanabileceğin bir şey gibi gördün benim üzerimde caka sattın, şımardın. Feyahille aleykum gadabi. O zaman Allah'ın gazabı gelir. Nimetleri kendili, kendilerinden bilenler Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğrarlar. Karun en çok nimete erişenlerden bir tanesidir. Bu bende olan bir ilimden ötürü oldu dedi. Size niye verilmiyor? Çünkü bende bir ilim var. Benim kafam çalışıyor. Üzerine yeryüzü onu yuttu. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ <laughs> Cenab-ı Hak müsaade etti yeryüzüne. O yeryüzü nimetlerinden çoğuna kavuşmuş olan hazinelerini kalabalık orduların <laughs> anahtarlarını taşıdığı bu kimseyi Cenab-ı Hak فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْاَرْضَ Yerini de yurdunu da Arza yutturduk buyuruyor Cenab-ı. Sen arza hükmetmeye kalkarsın. Arza büyüklenmeye kalkarsın. Arzın bir Rabbi olduğunu unutursun. Sen arzın Rabbimiş gibi davranacağını sanırsın öyle mi? O zaman akibetin böyle olur. Şimdi arzı da değil gökyüzünü de kendilerine musahhar kılan Allah azze ve celle'yi unutup gökyüzünü de ortada kalmış sahipsiz bir miras zannetmeye kalkıyor insanoğlu. Cenab-ı Hak onun da önünü aldı. وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِّينَ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ Siz yeryüzünde de bizi aciz bırakamazsınız. Gökyüzünde de bizi aciz bırakamazsınız. وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Göklerin de yerin de orduları Cenab-ı Hakk'ındır. Dolayısıyla oraya da gidip büyüklenecek olsanız gökyüzünde, orada da Cenab-ı Hakk'ın orduları sizi karşılayacak. Ve diklendiğiniz her yerde o diklenmiş halinizle hem zemin olacaksınız. Cenab-ı Hak burnunuzu yere sürtecek, azabına, gazabına, öfkesine sizi gark edecektir. Biz insanlar Cenab-ı Hakk'a karşı büyüklenemeyiz. Onun nimetlerini kendimizden bilemeyiz. Yediğimiz hiçbir şey biz yaratmamışken yeryüzünün bitirdiği her şeyi ganimet ve kendi servetimiz sayamayız. Bu akletmekten uzaklaştığımız, ilim yapmaktan uzaklaştığımız, tefekkür etmekten uzaklaştığımız her yerde başımıza gelir. O yüzden Cenabı Hakk'ın gazabı böyle kimseleredir. Onlar Allah Azze ve Celle'ye sırtlarını dönerler. Dünya hayatıyla razı olurlar. Cenab-ı Hakk'ın çağrısını umursamazlar. Beşi sıra Allah'ın gazabı gelir. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ <laughs> Cenab-ı Hak Yahudiler bunu defalarca yaptılar. Defalarca onlara gazabını yaşattı. Ve onlara dedi ki dönerseniz ben de dönerim. Dönmenin yolu ne? O zaman nimetimi hatırlayın. Özkuru nimetiya ya bani İsrail özkuru nimetin bana ait olduğunu hatırlayın nimetimi hatırlayın dönüşün anahtarı budur üzerinde durduğunuz toprağı soluduğunuz havayı Cenab-ı Hakk'ın size lütfettiği ihsan ettiği kitabı ve hikmeti bunları benden olduğunu hatırlayın ve Allah Azze ve Celle'ye boyun eğin, dönün ben de döneyim. Eğer siz ahdime vefa ederseniz ben de size olan sözümü yerine getiririm. Tekrar size nimetimi, ihsanımı ve ahiretimi yaşatmak üzere sizi hidayet sürecine alırım. Dolayısıyla nimetin unutulması gazabı getirir. Cenab-ı Hak bize Kur'an-ı Kerim'de her namaza durduğumuzda Bizi kendilerine nimette bulunduğun kullarından, onların yoluna ilet. İhdina sıratan müstakim. Nimet, nimeti kendilerine lütfettiği kimseler. Kim onlar? Nimeti baş tacı etmiş, Allah Azze ve Celle'nin verdiklerini nereye koyacağını bilememiş. Şükrede ede, çaresizliğin dibine vurmuş. Nasıl şükredeceğini de bilememiş. اِعْمَلُوا اَلَ دَاوُودَ شُكْرًا Nimetlerin en büyüğü Cenab-ı Hakk'ın gösterdiği hidayettir. Hitap etmesidir kuluna, seslenmesidir. Buradan başlar ekmeğe kadar uzanan her şey Allah Azze ve Celle'nin nimetidir. Ne varsa ve ma bikum ne varsa min nimetin nimet namına ve min Allahi hepsi Allah Azze ve Celle'dendir. Hiç kendi çapımızda, kendi başımıza hallettiğimiz, ürettiğimiz, başardığımız, yerine getirdiğimiz Cenab-ı Hakk'a sen burayı artık bırak. Bunu biz devam ettirebiliyoruz. Otomatik olarak işletebiliyoruz artık dediğimiz hiçbir şeyimiz yok. Ne kulağımız, ne gözümüz, ne tırnağımız, ne toprağımız Cenab-ı Hakk'ın yarattığı şekliyle hala onun desteğine muhtaç. Hala onun yürütmesine, yönetmesine muhtaç. Biz kullar nimeti böyle fark edip şükredersek Allah Azze ve Celle'nin kendilerine nimette bulunduğu kullara bizi ilhak etmesi için bahane oluşturmuş oluruz. Cenab-ı Hak da bizi onlara iletir. O yüzden tekbir getirip huzurda durup el bağlayıp biz geldik. Tabii ki büyüklenmeyeceğiz. Büyük sensin diye kıyam edip Cenab-ı Hakk'a yakarırken nimetini andık, nimette bulunduğu kulları gibi bizi de onların yoluna iletmesini diledik. اِهْدِنَ السِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمِ O dost doğru yol ki, سِرَاطَ الَّذ۪ينَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ <laughs> Cenab-ı Hakk'ın kendilerine nimette bulunduğu kulların yolu. Ötekiler kim? Onlar da nimette bulunduğu halde, nimeti Allah'tan bilmeyip, kendilerinden bilen Cenab-ı Hakk'a sırtını dönen kimseler. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ aleyhim. O gazap ettiklerinden olmak istemiyoruz. Bizi gazap ettiklerin kimselerden eyleme. Her kime gazap ettiysen, nerede gazap ettiysen, nasıl gazap ediyorsan bizi ne olur onlardan eyleme. Cenab-ı Hak da bize bunu o zaman yolunu gösterdi. Hidayet budur yolunu gösterdi ve dedi ki yolu şudur Sana verdiğim nimetleri benden bileceksin kadrini bileceksin ve değerlendireceksin Akletme nimeti verdim değerlendireceksin Tefekkür nimeti verdim değerlendireceksin Vahyettim hitap ettim resul gönderdim bilgilendirdim büyük bir lütufta bulundum değerlendireceksin kıymet vereceksin, vakit ayıracaksın, zaman ayıracaksın, değerlendireceksin ki nimete karşılık şükürde bulunmuş olasın. Yoksa öpük başına koyup sonra duvara asarak yahut ondan bilip sonra hiç ilgilenmeyerek bu şükür olmaz, bu yalancı bir şey, bu sahte bir şey. Cenab-ı Hak böyle şeylere itibar etmez, peşi sıra gazabı gelir. فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ اللّٰهِ Almışız Allah Azze ve Celle'nin sözünü, çeviriyoruz, çeviriyoruz, anlamaya çalışıyoruz, değerlendirmeye çalışıyoruz. Buna dair mesai ayırabilişimiz, buna fırsat bulabilmemiz, <laughs> sağlıkla bu imkana kavuşabilmemiz, yeryüzünden de gökyüzünden de Allah Azze ve Celle'nin sahih nimetlerinden hepsinden daha büyüktür. Bundan ötürü Cenab-ı Hakk'a şükretmemiz icap eder. Biz bir şey sunduk sandığımız yerde yanılıyoruz. İşte ya Rabbi bak vaktimi ayırdım, geldim ettim, oturdum, odaya çekildim, bir saat okudum falan. Ya Rabbi bana fırsat verdin, o farkındalığı nasip ettin, çekildim, vakit ayırdım, ayırabildim. Namazda şu şu ayetleri okudum, şu, ''Şu ayetleri anlamaya çalıştım, sen bana ne kadar nimette bulunuyorsun, belli ki sen beni seviyorsun.'' dediğin anda duygulanıp Allah Azze ve Celle'nin kuluna muhabbetinin böyle gerçekleştiğini fark etmek. Yani Cenab-ı Hak severse nasıl yapar? Çoğu insan zannediyor ki mülke gark eder, kariyere gark eder makama garp eder, böyle şeyler nasip eder zannediyor. Halbuki Allah'ın Resulü buyuruyor ki men يُرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُ din. Allah bir kimseyi sevdiyse, ona hayır nasip etmek dilediyse, ona dinde kavrayış nasip eder. Daha fazla öğrenmesini, daha kavramasını, daha bilgilenmesini, bildikleriyle amel etmesini nasip eder bunu fark edip de ''Ya Rabbi demek ki acaba yoksa sen beni seviyor musun?'' diye heyecanlanmak başla adımın başlangıcıdır. Cenab-ı Hak ile karşılıklı muhabbeti yaşamanın fark etme halidir. Resmin görünmeye başlamasıdır. Hayatı tatmak demektir. Hayatın zevkine ermek demektir. Cenab-ı Hakk'ın gazabından uzaklaşıp, rahmetine yakınlaşmaya bir vesile bulmak, bulabilmek demektir. Bu nimetleri değerlendirmekle ama bunu söylerken de Allah'ın en büyük nimetinin kitabı olduğu, en büyük nimetinin bu kitabını yaşayan, hayatına yansıtan, bizlere bunu nasıl yaşandığını en güzel bir örnek olarak göstermiş bulunan, rahmet olsun diye Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği elçisi olduğunu bilmek, onu tanımak, öğrenmek ve önderliğinde yaşayabilmek için kişinin hayatını bu sürece çevirmesi, buna adaması. O zaman nimetin farkına varmış demektir. Bundan ne kadar uzaksa nimetin de o kadar farkındalığından uzak demektir. Bu nimeti fark ederse o zaman o ekmeğin kırıntısını fark eder, fark etmesi icap eder. O zaman diğer bundan küçük olan nimetleri zaten değerlendirir. Ama büyük nimeti ayaklar altına almış, küçük nimetlere değer veriyor, bu çarpık bir durumdur, bu anlaşılmaz bir şey. Bu Nasreddin Hoca ile hanımı arasındaki sen dışarıdan ben içeriden misali yoğurt almak için kefeye bileziklerini bırakması gibi saçma sapan bir şey olur. Cenab-ı Hakk'ın وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا Allah'ın sana olan fazlı muazzam oldu. Cenab-ı Hak sana kitabı verdi, hikmeti verdi. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ Bilmediğin şeyleri öğretti. Sana çok büyük lütufta bulundu. Muazzam bir lütufta bulundu dediği yerde Cenab-ı Hak verdiği ekmekten, yiyecekten vesaire değil, kitaptan, hikmetten söz ediyor. Yahudilerde de böyle oldu, onlara da hep bunları hatırlattı. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın nimetine, nimetinin kadrini bilmek, bilen bir insan olarak bu büyük nimeti değerlendirebilmek, ilim yapmak, tefekkür etmek, bilgilenmek, Allah Azze ve Celle'nin ayetlerine, dikkat kesilmek, bunları kavramaya, Yüce Yaradan'ın gücünü, kudretini anlamaya çalışmak, bunlar kişiyi Cenab-ı Hakk'ın rahmetine yakınlaştırırken, kulluğunu ona hatırlatıp, yeryüzünde sakin, huzurlu, saygılı yürümesine, وَاِبَادُ الرَّحْمَانِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْاَرْضِ هون. Bu Rahman'ın kulları. Büyüklenenler, onlar dağlarla boy ölçüşürmüş gibi yürüyorlar. وَلَنْ تَبْلُغَ ve وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ Böyle yürüme diyor Cenab-ı Hak. اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ Sen böyle ayağını sert durarak yeri de delemezsin. وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَ لَا Boyunla da dağlarla boy ölçüşemezsin. كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِنْدَ رَبِّكَ مَكْرُوهَا Bunların hepsinin kötüsü Cenab-ı Hakk'ın katında nahoştur. Allah Azze ve Celle sevmez böyle şeyi. Öyle bir yürüyor ki her şeye ben hakimim. Biz hakimiz. Yeryüzünün her tarafında bizim filolarımız var, askerlerimiz var, uydularımız var. Kimse bizim sözümüzden çıkamaz. Gör bak ki Cenab-ı Hak nasıl yapar, nasıl yerin dibine sokar, nasıl acziyetin içerisine düşürür. Ne kadar teknoloji geliştirmiş olursan ol, ne kadar güç biriktirmiş olursan ol, Cenab-ı Hak bir burnunu yere sürtmeye hükmetti mi, yerle bir eder. Allah Azze ve Celle'nin yere de, göğe de olan hükmünde bir delik açıp, oradan kendine yeni bir alan bulamazsın. Sadece bunun farkındalığına erdiğin zaman, Cenab-ı Hak sana kulluğun faziletini yaşatır, yaşayabileceğin, gelebileceğin en büyük özgürlük, en büyük hürmetli, saygın hal işte budur. Allah Azze ve Celle'nin kulluğuna ermek. Kulun zirve noktası. Bundan öte kendince dikleneceği her yerde, yerde ve gökte her şeyin aleyhine döndüğü, Cenab-ı Hakk'ın kendisine gazap ettiği, içi boş, kof, kalbini bile ikna edemediği bir yozlaşma hali, bir aşınma hali yaşar, hayvanlaşır. Ulaike kel enami velhum adal. Fe aleyhim <laughs> gadabun Allah. Cenab-ı Hak bu gazap et, ettiklerinden eylemesin. Gazap ettikleriyle bizi yoldaş da kılmasın. Elem tara ilellezine tevellu kavmen gadiballahu aleyhim. Gidip onları dost edinmişler, görüyor musun? Allah'ın Cenab-ı Hakk'ın gazap ettiği kimseleri dost edinmişler. مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ Onlar sizden değiller. Siz de onlardan değilsiniz. Onlar yalan yere yemin ediyorlar Allah'a karşı. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَتَوَلَّوْ قَوْمًا غَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ Cenab-ı Hak gazap ettiği kimseleri dost edinmeyin diye bizi uyardı. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ Bunlar dünyada Cenab-ı Hakk'ın gazabına uğrar. Sonra Allah Azze ve Celle'nin lanetiyle bu pekişir. Ahirette de muazzam bir azap bunları bekler. Dolayısıyla küfre yönelmek, imanı bırakıp küfre yönelmek, kapalı çıkmaz sokağa girmekle eşdeğerdir. Buradan varılacak olan yer Cenab-ı Hakk'ın gazabıdır ve Allah azze ve celle'nin gazabı, cehennemi, öfkesi dünyadan itibaren ahirete değin ve sonsuza uzanarak onu kaplar.